Herkese merhabalar. Ölçme konumuzla beraberiz. Beşinci sınıfta göreceğimiz bu konuda ölçme konumuzda sizinle beraber uzunluk ölçmeyi, zaman ölçmeyi, alan ölçmeyi beraber öğreneceğiz. Ve bunların temellerini aslında biz dörtte atmıştık. Dördüncü sınıfta biz zaman ölçmeyi, uzunluk ölçmenin ilk versiyonlarını, çevre ölçmeyi ve alan ölçmeyi beraber öğrenmiştik. İşte mesela bir kilometre bin metreydi, bir metre yüz santimetreydi veya bir saat altmış dakikaydı. Aslında biz bunları öğrenmiştik. Şimdi bunların üzerine yeni bilgiler ekleyeceğiz ve süper bir şekilde dörtten beş hazırlık kampımızda unutmayın bu temelleri tekrar edinmek için ilk başta Test 22 29 yani sayfa 108 123 arasını lütfen çözmenizi istiyorum. Burada 8 tane testimiz sizi bekliyor. Çok önemli bir konu, çok temel bir konu. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. <laughs> Şimdi ilk baştan başlayalım. Bir kere en büyük ölçü birimlerinden bir tanesi yıldır evladım benim. Tabii bundan daha büyük yüzyıl, yıl işte ne bileyim asır falan filan vardı ama bunlar aslında en fazla kullanılanları koydum sana. Bak yılı çok kullanırız işte e, kaç yıl geçti işte ayı çok kullanırız sonrasında küçüğe doğru gittikçe hafta vardır sonrasında daha da küçük gün vardır sonra saat gelir sonra saat dakika gelir sonra saniye gelir yani ufacıktır saniye. Peki bunlar arasındaki ilişki ne? En önemli şey bunların arasındaki ilişkiye biliyormak. Mesela bir yıl deyince hemen aklımıza gelecek evladım benim? 365 gün geldi. Evet bunu biliyorum öğretmenim. E, tebrik ederim 365 gün geçti. O zaman kaç yıl geçti e, evladım benim? Bir yıl geçti Süper benim. zekisin. Peki evladım benim e, şunu bilmemiz gerekiyor. 10 yıl geçse ne kadar gün geçer? Hemen söylemesin? 10 çarpı 365 yani 3650 gün geçti yani sen 10 yaşındaysan mesela 3650 gün yaşamışsın maşallah i̇yi gerçekten yaşamışsın. iyi yaşamışsın peki bir yıl kaç aydır biliyor musun bir yıl 12 aydır o zaman hemen bana söyleyebilir misin iki yıl kaç aydır evladım benim iki kere 12 24 aydır ödüm. süper zekisin gerçekten de muhteşemsin peki yarım yıl kaç aydır evladım benim ee? Bir yıl on iki aysa 6 aydır onun hadi. yarısı altı ay süper zekisin gerçekten de yani ben hayatımda bu kadar zekasını görmedim ve çok gerçekten. arkadaşlar Bir, bir yıl kaç haftadır birazcık zor birazcık karışık ve ama çok da çıkmaz merak 12 etme. On iki haftadır öyle bir, Hayır saçma bir yıl on iki aydır ha. ve bir yılda elli iki haftadır. Çünkü neden biliyor musun? Şunu unutmayalım bak ee, bir kere şunu unutmayacağız. Bir yıl 365 gün tamam. Ee, bir yıl on iki ay. Bir yıl 52 hafta. Bir hafta kaç gün biliyor musun? Bir hafta yedi gündür evladım benim. Bak burası çok önemli. Bir hafta haftayı hemen sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bitti bu kadar. Oh be. Sonra diğer hafta geçiyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yedi gün buradan geliyor aslında. Bir hafta yedi gündür. Peki bir ay kaç gündür biliyor musun? Bir ay otuz gündür. Tabii ki ortalama otuz gündür. Mesela işte Temmuz ayı başka bir gün sayısında, işte Mart ayı başka bir gün sayısında olabiliyor. Ama biz bir ay dediğimiz zaman aklımıza kaç gün gelecek herhalde? Otuz gün. Otuz gün tebrik ediyorum seni. Peki bir gün kaç saattir desen? Bir gün. Gündüz 12 saat, gece de 12 saat olmak üzere toplam 24 saattir unutmayalım. 1 saat kaç dakikadır dersek 60 dakikadır 1 saat, 1 dakika da 60 saniyedir. Bu kurallar çok temel kurallar, hayatımız boyunca karşımıza çıkacak. İşte 2 dakika, 2 dakika geçti. O zaman kaç saniye oldu? 120 saniye oldu diyeceksin. Çünkü 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika 120 saniyedir diyeceksin. Mesela 3 saat geçti. Kaç dakika geçti o zaman? 3 çarpı 60'tan 180 dakika geçti gibi kuralları aklımızın e, hemen e, ucuna getirmemiz gerekiyor. Yani acayip önemli. Bunlar hayatımızda... Ben bir yaptım öğretmenim. Tebrik ediyorum seni Peki hemen sana birazcık alıştırma yapalım. 5 gün kaç dakikadır? Oh. Vay vay vay. vay Soruya bakar mısın? Aman Allah'ım. Bir kere hemen bildiklerimizi yazalım sana beraber? Bir gün ilk başta dakikaya kadar gidemeyiz ama sa saate kadar gidebiliriz. Bir gün 24 saat değil mi devlet Evet öğretmenim. Evet. Peki bir saat kaç dakikaydı hemen söylemişsin. A ee, nereden bir 60 dakika Harika süper 60 dakika süper zekisin. Peki hemen şunu düşünelim bakalım 1 ee, gün e, 24 saatse 5 gün kaç saattir? 5 gün? hemen yapayım mı sana böyle? 24 kere 5 çarpacağım değil mi? 5 kere 4 20 elde var 2. 5 kere 2 10 2 de elde 12. 120 saat çıktı bakar mısın? Vay 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 vay. Peki 1 saat 60 dakikaysa 120 saat kaç dakikadır? Hemen ne yapacağız? 120 ile de 60'ı çarpacağız evladım benim. Oo. Hemen 120 ile 60'ı 60 çarpmak ne demek, biliyor musun aslında? 12 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 1, 6 1 de, de 7. 72, 72. Sonra da buradaki ve buradaki sıfır ekleyelim. 7200 <laughs> dakika etti evladım benim. Yani 120 saat dediğimiz 5 gün dediğimiz şey aslında 7200 dakikaymış maşallah diyorum. Peki bunların kısaltmaları da onu söylemek istiyorum sana. Mesela saatin kısaltması SA'dır. Dakikanın kısaltması DK'dir. E, ee, saniyenin kısaltması SN'dir. Bunları da aklımızın bir köşesinde tutalım. Peki 18 ay 20 gün kaç gün eder demiş. Of hay Allah. Şimdi 20 gün görebiliyorum zaten. 20, Niye gün eder zaten? Ama 18 ay acaba 18 ay 20 gün kaç gün eder demiş. Hemen şunu hatırlayalım. Bir ay aslında 30 gün değil mi evladım benim? Evet evet. Süper zekisin. Peki o zaman söyler misin bana 18 ay kaç gündür? Hemen şöyle yapıyoruz. 18'de 30'u çarpıyorum. 8 kere 0, 0. 0 kere 1, 0. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 3. 1 de 5. Topladığımız zaman 045, 5. 540 gün ediyor. Bir de o zaman burası 540 gün değil mi evladım? Evet, evet. Burası 20 gün. E, toplamda o zaman 540, 540 artı 20 günden 560 gün etmez mi? Bravo diyorum sana muhteşemsin gerçekten de harikasın diyoruz. Peki zaman şu hmm. probleminde şunu bilmemiz gerekiyor. İlk başta ilk başta her zaman problemi bir okumamız gerekiyor. Çok Okuyordum. dikkatli bir şekilde ama problemi okurken problemi dikkatlice oku. Sonrasında verilen ne istenen ne bunu ayırt etmeye çalışacağız ve ardından da. Hemen bununla alakalı bir beyin fırtınası. Yani aklımızı çalıştıracağız. Hemen bakalım. Bir tane Tonguç ders çalışmayı 19.40'da başlamıştır. Tamam. Yani şurası saat, şurası da dakika bildiğin gibi şeyler yazılırken, zaman gösterirken ilk baştaki saat sonrasında dakika. Başlamış ve saat 22.10'da ders çalışmayı bırakmıştır. Tamam. Buna göre Tonguç ne kadar süre ders çalışmıştır? Hemen şimdi seninle beraber bakalım. Bir kere şunu unutmayacağız. 1940 Bir kere benim ne yapmam gerekiyor? Aslında bize verilen şey başlangıç süresi. Başlangıç ne zamanmış evladım benim? 19.40. Peki bitiş ne zaman? Bitiş ne zaman? 22.10. Benim çalışma süremi nasıl bulacağımı sormuş bize. Bize istenen de bu. Ha, i̇stenen nedir? Bizden e, başlangıçta bitiş arasında geçen süre değil mi evladım? Benim? Evet, evet. O zaman yapmamız gereken şey aslında Bitişten bitişten başlangıcı çıkarmak. Bitişten başlangıcı çıkardığımız zaman süreyi bulabiliriz. Nasıl çıkartacağız? Alt alta çıkartacağız. 22-10'dan 19-40'ı çıkartacağız. Peki nasıl çıkartacağız? Aman Allah'ım işte burası birazcık karışık. Burada şuna dikkat etmemi istiyorum. Gerçekten de önemli bir konuya değineceğim şimdi seninle beraber. Bir kere sıfırdan sıfır çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Sıfır. Birden dört çıkar mı? Çıkmaz. çıkmaz. O zaman diyorum ki yahu bu dakikadan bu dakikaya çıkartamayacağım. O zaman yandan bir saat alayım. Bak bak. Burası saatti, burası dakikaydı. Yandan bir saat alırsam bu 22 saat kaç saate düşer? 21 saat düşer mi? Düşer evet Peki bir saat kaç dakikada hemen yazmak istiyorum? Bir saat 60 dakikaydı. O zaman 60 dakika 10 dakika eklenirse burada 70 dakika olmaz mı evladım benim? Olur efendim. 70'ten 40 çıkarsa 30 dakika kalır. 21'den 19 çıkarsa 2 saat kalır. O zaman ne kadar süre ders çalışmış olur? 2 saat 30 dakika. Hemen buraya yazmak istiyorum. 2 saat 30 dakika. kısaltmayı da yazdım burada onu söylemek istiyorum. Süper bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Peki bir tane daha soru. Bir iş için yurt dışına çıkan Hakan Bey yurt dışında 3 ay 10 gün kalmıştır. Hakan Bey 10 Temmuz'da ülkesine döndüğüne göre yurt dışına hangi tarihte çıkmıştır demiş. Hemen hangi bakalım. ülkeye gitmiş Hakan Bey öğretmenim? Gerçekten uzak bir ülkeye gitmiş demek ki. E, gerçekten uzak bir ülkeye gitmiş. Peki 3 ay 10 gün kalmıştır. 10 Temmuz'da ülkesine dönmüş. Allah Allah. Yahu şöyle düşünelim mi sen abi 3 ay mesela Temmuz'dan geriye doğru 3 ay sayalım. Bir kere Temmuz'dan önceki ayımız Haziran. Ondan sonra Mayıs var. Sonrasında Nisan var değil mi? Bu 3 evet, üç ay eder mi? Eder Tamam bir ay. Burası da bir ay. Sonra bir ay. Sonrasında bir de 10 gün gidersek Temmuz'un içindeyiz. Temmuz'un birinden onuna kadar gitmez miyiz evladım benim? Gideriz evet. Süper. 10 günde buradan gittik. O zaman 3 ay 10 gün kalınca burada bitiriyormuş. Yani Temmuz'un onunda bitiriyormuş. O zaman diyorum ki hangi tarihte yurt çıkmıştır? Tabii ki bunun başlangıcında yani 1 Nisan'da diyerekten cevabımızı bulmuş oluyorum. Süper zekisin gerçekten. Peki uzunluk ölçü birimlerine bakalım sana beraber. Uzunluk ölçü bilimlerini gerçekten çok iyi bir bilmemiz gerekiyor. Hayatımızda çok kullanacağımız şey. En temel ölçü birimi uzunluk ölçü biriminde metredir. Bunu M harfiyle gösteririz ve ardından ee, bize yakın olan en fazla kullandığımız santimetreleri cetvellerin üzerinde vardır. Onu da bilmemiz gerekiyor. Peki Arayı bunlar, boş bunların arasında ne var? Hemen bakalım. Bir kere İstanbul'a İzmir arasında nasıl gösterirsin? Kilometre dediğimiz büyük bir ölçü bilmeye gösterirsin. Mesela kapının boyunda ne gösterirsin? Metre dediğimiz bir ölçü bilmeye gösterirsin. Kalemin boyunda santimetrele gösterirsin. Peki bunlar arasında neler var? Bunlar arasında kilometrenin altında hektometre var. Bunun altında dekametre var, sonra metre, sonra desimetre giriyor, sonra santimetre, sonra milimetre giriyor. Allah Allah, ne biçim karışıkmış. Bunu nasıl ezberleyeceğim? Söyler misin bana? Hemen söyler misin bana? Bir, bir, bir şey var mı? Var tabii. Bununla bir tekerlememiz var. Kamile halam damda... Eyvah! Mehmet dayım camda... Merhaba, merhaba... Aa, çok güzel, güzel bir, bir. çok güzel bir e, tekerlem. Kamile halam damda... Mehmet dayım camda... Merhaba merhaba diye sevgi e dolu. gerçekten sevgi dolu. Buna biz ne demiştik? Kilometre demiştik. Hemen yazmak istiyorum. Kilometre. Sonra burası hektometre. Sonra burası dekametre. Sonra burası zaten bildiğimiz metre. Burası desimetre. Ee, sonra burası santimetre. Burası da mili metre dediğimiz ölçü birimi. Peki burada ne yapıyoruz biliyor musun? Aşağı doğru giderken 10 ile çarpıyoruz. Yukarı doğru çıkarkense 10'a bölüyoruz. Ha, ne demek bu? Şimdi bir kilometre kaç metre? Hemen her bir basamakta 10 çarpmam gerekiyor. Bu, buradan kaç basamak aşağıya sayar mısın bana? 1, 2, 3. 3 defa 10 çarpacağım. 1'i 3 defa 10 çarparsam bak. 1'i bir defa 10 çarptım 10 etti. Bir kere daha çarptım 100 e, etti. Bir kere daha çarparsam 1000 etti. Dolayısıyla 1 kilometre 1000 metredir. Bunu gerçekten ezbere bilmen çok daha iyi olur diyorum. Çünkü hayatımız olacak çok karşımıza çıkacak. Peki 1 metre kaç santimetredir? Kaç basamak aşağıncaz? 1, 2. 2 defa onu çarparsam 100 santimetredir 1 metre. Mesela senin boyun kaç desem? 110 e, santimetre. O zaman diyeceksin ki bana 1 metre 10 santimetre de olabilirsin sen mesela. Yani 110 santimetrenin başka bir gösterebilir. Genelde böyle diyoruz değil mi öğretmenim? Bir aynen. metre bir şey santimetre. Aynen bir işte bir buçuk metre veya işte aslında bir buçuk metre dediğimiz şey bir metre 50 santim falan filan demek. Tebrik ediyorum seni. Bir milimetre kaç santimetre? Bu seferse buradan yukarıya doğru çıkacağız ya ona bölmemiz gerekiyor. Ona böldüğümüz zaman da sıfır tam onda bir ediyor. Mesela bir metre kaç hektometre? Bir iki basamak yukarı çıkacağım. O zaman diyorum ki sıfır tam yüzde bir haline geliyor. Aslında çünkü biri yüze bölünce yüzde bir aslında bu şekilde yazılıyor. Mesela biri bir kere ona bölünce onda bir aslında bu şekilde yazılıyor diyebiliriz. Peki birazcık antrenman yapalım. 350 metre. Eşamaları giyeyim Hayır hiç gerek yok. 350 metre kaç santimetre? Bir kere hemen ben böyle sorularda ilk başta kendim Kamile halamı çiziyorum bakalım. Ay evet, sadece mavi tişörtlü kadın hal hal halanız ha mı? Mü? Hayır bu Ay bu Ayşe benim ha, arkadaşım. Pardon. Kamil'e halam damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Şimdi metreyi santimetreye çevireceğim. İki basamak aşağı ineceğim. Aşağı inerken ne yapıyordum onunla çarpıyordum. O zaman 350'nin yanına bir iki tane daha sıfır ekliyorum. 35 bin santimetre oldu. 5 kilometreyi dekametreye çevireceğim. Buradan iki basamak aşağı iniyorum. İki basamak aşağı inersem aşağı inerken her bir basamakta onunla çarpıyordum. Beşin yanına bir iki tane sıfır getiriyorum. 62 dekametreyi santimetreye çevireceğim. Aşağı indireceğim. Bir iki üç tane aşağı indireceğim. O zaman 62'nin yanına bir iki üç tane sıfır koyacağım. Sıfır 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 yetmiş milimetreye çevireceğim. Bir kere metreden bir iki üç basamak aşağı ineceğim. Üç basamak aşağı inerken üç kere onunla çarpmam gerekiyor. Şimdi bu aslında bak. E, bir kere onunla çarpınca virgül buraya gelir. Bir kere daha virgül buraya gelir. Bir kere daha virgül buraya gelir. O zaman 7,2 milimetre olabilir diyebiliriz. 320 metreyi 320 metreyi kilometreye çevireceğim. Metreyi kilometreye çevirirken 1, 2, 3 basamak yukarı gideceğim. O zaman 3 kere 10'a böleceğim demek. Bir kere 10'la böldüğümüz zaman 32 olur. Bir kere daha bölürsek 3,2 olur. Bir kere daha bölsek ee, 0,32 olur. Dolayısıyla cevabımız 0,32 kilometre diyebiliriz. 1,2 hektometre kaç kilometredir? O zaman bir kere yukarı çıkacağım. Bir kere yukarı çıkarsam 0,12 kilometre olur diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Peki geldik Osman Anıl ve Hayri. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda hemen bunları da gösterelim arkadaşlarımızı. Tebrik ediyorum seni. Ne yapmış bu arkadaşlarımız? Sınıflarını süsleyecekler. Bunun için Osman 0.17 metre. Anıl 35 santimetre. Hayri de 3700 milimetre. Allah Allah ne garip Allah ya. Ama birimleri farklı. Santimetre, metre, milimetre. Dikkat edelim. Uzun da kurdeler getirmişler. Bu üç arkadaş toplam kaç desimetre kurdele getirmişti demiş. Hayda. Şimdi ilk başta basamaklarımı çizelim mi? Kamile halam damda. Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba diyebilir miyiz? Diyebiliriz öpeyim. Süper zekisin. Peki bunu dedikten sonra diyorum ki Şimdi bir kere bize kaç desimetre diye sormuş değil mi? Her şeyi desimetreye çevirmemiz gerekiyor. Mesela 0.17 metre demiş. O zaman ben metreyi desimetreye çevireceğim. O zaman Osman'ın getirdiği, getirdiği Osman'ın getirdiği 0.17 e, metre aslında kaç desimetredir? Bir basamak aşağı ineceğim. O zaman bir kere onla çarpacağım. Bir kere onunla çarptığım zaman sayı birazcık bir basamak büyüyecek. Yani 1,7 desimetre olacak. Peki anla geçelim. Anıl dediğimiz arkadaşımızın Anıl dediğimiz arkadaşımızın e, neydi? 35 santimetre. Santimetreyi desimetre çevirmem gerekiyor. Bir kere ona bölmem gerekiyor. O zaman bir kere ona versem bir kere küçülecek sayı 3,5 desimetre haline gelecek. Hayri dediğimiz arkadaşımızın ki ise 3700 milimetreydi. Şimdi bunu bir iki basamak yukarı çıkacağım desimetreye getirebilmek için. İki basamak yukarı çıkarsam iki tane gitti. 37 desimetre oldu. Şimdi toplam kaç desimetre diye sormuştu bize. 37 vardı. 37 vardı. Sonra 3,5 vardı. 3,5. Sonra 1,7 vardı. Bunun sağında da görünmez bir virgül vardı değil mi evladım? Vardı öğretmenim. Peki bunları toplayacağız. Burada bir şey olmadığı için sıfır koyuyorum. 0, 5, 7 daha 12 elde var. 1, 7, 3, 10. 1 de elde 11. 7, 3, 11, 11 bir de elde 12 etti. Yine elde var 1 3 4 42,2 çünkü virgüller aynı basamak geldi. 42,2 desimetre bir e, kurdele getirmişler de diyebiliriz. Peki geldik çevre ölçme. Çevre ölçme basit bir konu merak etme. Bir şeklin çevre uzunluklarının toplamına bu şeklin çevresi diyoruz. Çevre dediğimiz şey aslında etrafında yürüdüğümüz zaman aldığımız yolda diyebilirsin. Ve Ç harfle gösteriyor. Mesela şöyle bir tane üçgen olsa. Mesela ben desem ki ben buradayım. Tamam A kenarındayım. Sonrasında yürümeye başladım. Bu bir park olarak düşünelim. Hatta böyle yeşile boyayalım bu parkı. Aa. Bu parkın etrafında bir yürüme yolu var. Hatta şöyle bir yürüme yolu da yapalım. Böyle bir yürüme yolu yapalım. Buradan yürüdüm. Ne kadar gittim? 10 gittim. Sonrasında buradan da yürüdüm. Ne kadar daha gittim? 16. Süper. Sonra buradan da yürüdüm. Ne kadar daha gittim? 8. Harika. Toplamda 10 on artı 16 on artı 8. 24, 34 santimetre gittim öyle evladım benim? Evet öyle. İşte bu onun çevresidir. Yani etrafını yürüdüğüm zaman tekrar aynı noktaya geldiğim zaman çevresini kat etmiş olurum. Mesela KLMN'ye bakalım mı? Ben buradayım mesela. İlk başta 12 yürüdüm artı buradan yürüdüm. Sonra 15 yürüdüm 15 artı sonra 18 yürüdüm sonra 18 artı sonra 10 yürüdüm 10. Cevabımız zaman nedir bir adım benim 55 santimetre bunun çevresidir diyebiliriz. Yani sen kendimizi bir ee, şey karınca gibi veya bir insan Et gibi düşünüp etrafını tur attığımızı düşünebiliriz. Peki çevre uzunluğu dediğimiz şeyse izometrik kağıtlarla da ölçebiliyor. İzometrik kağıtta ve kare zeminde çevre hesaplanırken aslında noktalar veya noktalar veya kareler sayılabiliyor. Ne demek bu? Allah Allah diyeceksin. Şimdi hemen şuraya bir odaklanalım seninle beraber. Bak burada bir izometrik kağıdımız var. Yani e, noktalar arasındaki mesafeler aynı demek. Şimdi ben bu şeklin çevresini bilmek istiyorum. Buradayım ben mesela diyelim bir insan olarak. Şimdi buradan ilk başta bir, iki, üç, dört tane gitti mi evladım? Gitti, Sonra beş, altı, yedi. Sonra sekiz, dokuz, Allah Allah, böyle bir garip grup. E, o zaman diyeceğiz ki... ...dokuz tane gittin değil mi şu ana kadar? Evet, ördüm. Dokuz artı. Bir dakika. E, şurayı bilmiyorum ama... ...çapraz olan uzunlukta ölçülürken... ...aslında yaklaşık bir değer alabiliriz. Mesela... ...on... ...on bir diyebiliriz burada. On iki, on üç, on dört, on beş değil mi? Dolayısıyla yaklaşık... E, ...burası da birazcık daha uzun olacağı için... 15 buçuk diye Normal düz gitseydim düz iki olurdu ama bu ikiden birazcık daha fazla yani iki virgül e, beş gibi bir şeydir sallıyorum burası. Normalde burası kaç dört? Burası iki birim. Burası üç birim. Burası dört birim. Toplamda dört üç iki iki buçuk dört toplamda 15 buçuk'a yakın bir değer oluyor. Mesela burada ise şuna bakalım senle beraber. Her bir birim bak iki birim şeklinde verilmiş. O zaman diyorum ki ben normalde bak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ondan sonrasında 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 işte bunun çevresini 40 birim şeklinde hesaplayabilirim. Bana verilen e, iki birimi kullanarak burası da çok önemli diyoruz. Peki geldik çılgın, çılgın bir soru, soru. yapalım. Tonguç Akademi binasına bakıyoruz. Senle beraber. Dikdörtgen ve üçgenlerden meydana gelen yandaki şeklin çevresini bulun demiş. Hemen bakalım. Şimdi 14. Şimdi çevresi dediğine göre ben buradayım gibi düşünelim. Sonra yürümeye başladım. 5 gittim. 5 artı. Sonrasında 14 gittim. Buraya geldim. 14 artı. Sonra 7 gidiyorum. 7 artı. Sonra 15 daha gidiyorum, 15 artı. Sonra buraya geldim, 8 artı. Sonra buraya geldim, 15 artı. Sonra buraya... Aa, ne yapacağız şimdi? Eyvah! Burayı bilmiyorum. Şimdi burası bir kalsın, bunu maviyle göstereyim. Sonrasında buraya geldim, aynı yere geldim değil mi? O zaman bir 5 artı. Şimdi buradaki mavi yeri bilmiyorum. Peki ben burada ne yapacağım? Çevre hesaplarken şunu unutmayalım... Yapışık kenarlar da sayılmıyor. Mesela şunu saymama gerek yok çünkü bunlar birbirine yapışıyor veya burası sayılmıyor. Peki burayı nasıl hesaplayacağım? Buradaki mantık şu: birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Bu binanın boyu 14 metre değil mi? Efendim? Evet. 14 metre. Şu binanın boyu kaç metre? 8, 8 metre. Şimdi burası 8 ise bir kere ben dikdörtgen olduğu için burası şu akademi tarafı. Burası sekizse burasının da sekiz olacağını biliyorum değil mi? O zaman şu pembiş sekizi mi alalım ya? Evet öğretmenim. Evet, Peki bu mavişi arıyorum ben. Peki şöyle düşün. Bu pembiş burası. Şöyle şöyle düşünelim. Karşı tarafına getirsek. Şurası da pembiş olmaz mı Allah'ın Evet sensin? olur öyle. Evet, Peki bu mavişse burası da maviş olmaz mı herhalde evet, benim? Olur E bu bir dikdörtgen değil mi? Burası ile burası aynı. E burası 14 ise burası da 14 olmak zorunda. E şuraya 8 kaldıysa 14'ten 8'i çıkartıp hop burasının 6 olduğunu söyleyeyim. O zaman mavişi altı dedik. 6'yı bulduktan sonra zaten çok basit oluyor. Cevabımızın da 75 metre olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki geldik alan ölçümü. Düzlemde bir şeklin kapladığı yer o şeklin aslında neyi veriyor herhalde benim? Alanını veriyor diyebiliriz. Peki hemen bir karenin alanı bulalım mı sana? Beraber? Bu bir kare. Bütün kenarları birbirleriyle aynı şekli kare dedik. Peki bunun bir kenarı 7 ise alan nedir biliyor musun? Kenarlarının birbirine çarpımıdır. 7 kere 7 kaç eder? 49 eder. Birimine baktığımız zamansa santimetre santimetrenin çarpımı santimetre karedir. Bak bu bir dikdörtgen, kısa kenarı uzun kenarı çarpıyoruz. 6 kere 9, 54 santimetre kare diyebiliriz. Yani dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla diyoruz. O zaman ee, mesela şöyle bir dikdörtgen alanı hesapladın mı sen? Bir kere alanı e, ee, bir kareleri sayarak bulabiliriz. Kareleri sayarak bulabiliriz. Ya da kısa ile uzun kenarı çarparak bulabiliriz. Kısa ile uzun çarparak. Nasıl var? Hemen bak yapalım sana beraber. Bak şurada bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 kare var. O zaman bunun alanı 32 birim kare diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Veya Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz bak. Burası birdi, iki. E, hemen şöyle yapalım. Şöyle düzeltelim bakalım, evet. Hemen şöyle birazcık toparlayalım. Şurada e, bununla çarparak. Bak bir, iki, üç, dört birim değil mi? Burası evet, dört birim. birim. Sonra burası da bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz birim. Burası sekiz birim. Sekiz kere dört kaç eder evladım benim? Otuz iki. Otuz iki. Ah! Yine 32 birim kare çıktı. Çünkü aynı kare zaten. Ya birim kareleri sayarak yapıyorum ya da kısa kenarla uzun kenarı çarparak buluyorum. İkisi de aynı sonucu veriyor diyebiliriz. Hemen bir beceri temelli bir soru Oo. yapalım. Gerçekten de zor bir soruya benziyor. bakalım. İki kare ve bir dikdörtgenle dök meydana gelen şekilde karelerin her birinin çevresi 12 santimetre demiş. Hmm. Karelerin her birinin çevresi 12 santimetre demiş. Allah Allah. E, ee, peki Dikdörtgenin çevresi 16 santimetre ise mavi boyalı dikdörtgenin alanı kaç santimetre kare demiş. Bunun alanını soruyor bize. Şimdi bir kere bunun çevresi bütün kenarlar birbirine eşit değil midir evladım benim burada? Eşittir öğretmenim. Tebrik ediyorum seni. Peki bütün kenarları birbirine eşitse buna mesela şey dersek mesela ee, salatalık dersek bu da salatalık, burası salatalık, burası salatalık toplamda bunun çevresi kaç tane salatalıktır? Dört tane. Dört salatalık 12 iki santimetre değil miymiş? Evet öyle. Evet. dört salatalık veya e, halk arasındaki tabiyle hıyar 12 iki santimetre ise eğer bir salatalık kaç santimetredir hemen söylemişsin bana? Cacık Hayır nerede kız var? 3 santimetredir tevi gelirim. O zaman burası 3 santimetre bak. 3 santimetre, 3 santimetre, 3 santimetre dediğim zaman bak çevresi 12 santimetre diyor zaten. 3 kere 3 artı 3 artı 3 artı 3 12. Peki bu da bir kare çünkü bunlar birbirine yapışık zaten. O zaman burası 3, burası 3, burası 3. Tamam süper zekisin gerçekten. Peki diyor ki bir de dikdörtgenin çevresi 16 santimetre ise. Şimdi burası kısa kenar. Burası da kısa kenar değil mi? 3 santimetre. Evet. ...dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? Kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı. Yani bunda bunu topla ile çarp. Çünkü ikişer tane var ikisinden de. Bundan da iki tane var, bundan da iki tane var. Bu ikisinin toplamı kaç? Üç. Üç artı üç, altı, altı etti. Çevresinden altıyı çıkardığın zaman on santimetre. Bu ikisinin toplamı değil mi? O zaman ikisi de aynı olduğu için ikiye böldüğün zaman... ...burası beş, burası da beş santimetre oldu. Of, gerçekten burası Oo. zor oldu işte. Yani ne yaptım? Bunun çevresi on altı santimetre ise... ...bunla bunun toplamı zaten altıydı... 16'dan 6'yı çıkardım. Bu ikisinin toplamı çıkardım. Bu, Bu ikisinin toplamı kaldı. Bunlar zaten birbirine Onu da ikiye bölünce 5 santimetre bunlardan bir tanesi oldu. İstersen sağlamasını yapabiliriz. 5 artı 3 8 etti. 2 ile çarptığımız 16 etti. Süper. Peki sonra demiştik dikdörtgenin alanını sormuştu. Neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 3 çarpı 5'ten 15 santimetre karedir diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Peki o zaman muhteşem bir şekilde konumuzu anladık. O zaman senin yapman gereken şey ama bir dakika bir tane daha sorumuz var. Onu Aa, da yapalım Şu Önemli bir soru. Ahmet amca yan tarafta uzunlukları verilen bahçesinin bir Aynı kısmına... Aa salatalık. Tebrik ediyorum. Domates bir kısmına salatalık ekmişti. Domates ve salatalık. Salatalık ekili alan kare şeklinde ise domates ekili alanı bulalım demiş. Bir kere burası kareymiş. O zaman burası 10 metre ise burası da 10 metre değil mi? Evet, evet. E, burası da 10 metredir. E burası da 10 metredir. Tamam süper zekisin. Peki demiş ki domates ekili alanı bulun demiş. Ha, şimdi ben domates ekili alanı nasıl bulabilirim acaba? Şimdi bunu bulabilmek için şöyle düşüneceğim. Burası toplamda kaç? 10 beşin 5'in toplamı 15. O zaman burası da 15. Çünkü burası da bir aslında dikdörtgen gibi. Bu parçayla bu eşit parça bu parçayla bu parçayla. Şimdi bize sorduğu şey aslında domates ekili alan. Peki ben bütün alanı bulsam yani 18'de 15'i çarpsam bütün alan hemen çarpınca 270 santimetre kare eder. Onu da şimdiden söylemek istiyorum. Pardon santimetre olmayacak burası metre olacak. Bunu yanlış almışım. E, 270 metrekare etti. Peki benim salatalık ektiğim alan neresi? 10 çarpı 10'dan 100 metre kare. 100 metre kare. Şimdi benim domates ektiğim alan aslında Bundan bunun çıkartması değil mi? Bütün olandan bunu çıkartsam domates bulurum. 270'ten 100'ü çıkardığımız zaman 170 metrekareye. O zaman muhteşem bir şekilde konumuzu anladık. Ödüllü sorumuzu yap yorumlarıyla. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Efendim.